Hepinize merhaba arkadaşlar, Bors Analizime hoş geldiniz. Öncelikle dünkü yapmış olduğumuz canlı yayına katılım sağlayan, destek veren tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Maalesef aksilik yaşandı. Canlı yayını normalde 2 saat yapmayı planlıyordum. Yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi. Fakat 40. dakikada meteorolojik hadiseler nedeniyle elektrikler kesildi ve sonrasında da uzun bir süre gelmedi ve öylece bitirmek zorunda kaldık aslında biraz nazar da değdi diyebilirim. Çünkü geçtiğimiz hafta 2 saat gibi uzun bir sürede 30'un üzerinde hisse analiz etmiştik. Yine aynısı olacaktı ama nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta inşallah telafi etmeye çalışacağız. Şöyle hemen günün özetini bir yapalım. E, yurt dışına bakalım isterseniz. Dolar endeksi eksi de. ABD 10 yıllıklar %0.87 eksi de. X Korku Endeksi bugün bir %3 yukarıda. Altın tarafına baktığımızda 2012 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. %0.50 yukarıda. gram altına baktığımızda o da %0.7 yukarıda. 1870 dolar TL yükselişine devam ediyor. Çaktırmadan geliyor. %0.30, %0.40 her gün üzerine koyarak 29 TL seviyesine yaklaştı. 28.90 şu anda biliyorsunuz yıl sonuna kadar 31.30 30 hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda şu anda ilerliyor küresel endekslerden bugün pozitif ayrıştık. Onlar bugün negatifti. Dow Jones %0.16, Almanya DAX %0.15 ve İngiltere %0.30 aşağıda olurken Borsa İstanbul %1.84'lük yükselişle 8106 seviyesinden günü tamamladı arkadaşlar. Daha çok bankaların yükseldiği bir bankacılık endeksi öncülüğünde yükseldiğimiz bir gün. Oldu. Tabi yine bankalarında çoğu Bist 30 endeksinde. Yine Bist 30'da bizim Koç e, Holding %0.7, Türk Hava Yolları %0.29, Tüpraş %3.65 yükselişle günü tamamladılar. Astor Bist 30'da olmasına rağmen piyasa çarpanları yüksek olduğu için hani hep söylüyoruz analizlerde biraz daha geriden gelmek zorunda. Yan tahtalarda ise çıkış devam ediyor. Son 2 aydır hep bu konuyu işliyorum zaten. 2024'de hazırlık yapacaksınız. Bu hazırlığı çok daha erken yapmaya başladı aslında e, yabancı ve diğer e, Borsa İstanbul'da piyasa yapıcı olan fonlar, aracı kurumlar. E, sizin de bunu daha erken e, kavramanız gerekiyordu. Ve bu süreç devam edecek. Bir süre daha devam edecek arkadaşlar. Şu anda sadece hazırlık aşamasında olduğumuzu görüyorum. E, bir de analize geçmeden önce hatırlarsanız şu geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğumuz düşüşlerde şurada bir obo formasyonu göründüğünü bana sıkça yazdınız. Ben de şu şekilde cevap vermiştim. Herkesin gördüğü obo genelde çalışmaz. Yani hani bu kadar basit ol basit işletmezler bu piyasayı diye belirtmiştim ve bu obo çalışmadı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Endeks 6500'lere, 6800'lere gitmek yerine nereye gitti? Tekrardan 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor ve 8000 100 puana kadar geldik. 8060 yatay direncimiz vardı. Geçtiğimiz hafta burayı zorlamıştık. 2 gün boyunca kıramamıştık ve bugün üzerinde kaldık. Ve benim de yavaş yavaş ekranları açma vaktim geldi. Hatırlarsanız şuradaki düşüşlerde 8200'e kadar ekranımı açmayacağım diye belirtmiştim ve artık oraya doğru gidiyoruz. Tabi 8200'e geldiğimizde hani ne olacak ben full portföyümü boşaltacak mıyım? Tabii ki de hayır. Hani o dirence geldiğinde bekleyeceğim. Süper trend burada e, sat sinyalinin son halkası yani artık burada e, 8200'ün üzerine çıktığımızda günlükte bir al sinyali gelecek. İlginç olan bir şey var ise e, var onu da söyleyeyim. 8205 görünüyor trading bir evde günlük süper trend üst bandımız ama Matrix'teki grafiğimize baktığımızda 8100 görünüyordu arkadaşlar bakın şurasıydı süper trend bakalım hangisi doğru çalışacak hem biz de test etmiş oluruz şu anda Matrix'te günlük süper trend ala dönmüş durumda çünkü burada e, süper trend 8100 seviyesini gösteriyordu yani yaklaşık bir 100 puan fark var Trading View ile Matrix arasında arkadaşlar e, Matrix platformu e, grafik ekranı şu anda ala dönmüş durumdayken e, Trading View ekranı 8200'ün üzerinde ala dönmüş olacak. Bakalım biz de bunun bir e, testini yapmış oluruz. RSI göstergemize baktığımızda 58.52 ile pozitif olduğunu görüyoruz. Kendi hareketli ortalamasının da üzerinde. 50'nin de üzerinde. Makte indikatörümüze baktığımızda alt sinyallerinin e, bakalım şöyle 6 Kasım tarihinden bu yana hatta 7 Kasım tarihinden bu yana alt sinyallerinin geçerliliğini koruduğunu görüyoruz arkadaşlar. 8205 yarın takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak. 4 saatlik zaten bizim ala dönmüştü. Ne zaman ala dönmüştü? 20 Kasım pazartesi yani geçtiğimiz hafta bugün 20 Kasım tarihinde biz 4 saatlikte ala dönmüştük arkadaşlar. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz direnç seviyesi ilk etapta 7882 Kaufman hareketli ortalaması ve onun da altında 7855 günlük hareketli ortalamamız olup takip edeceğimiz yakın destek seviyeleri arkadaşlar. Biraz da temel analizle ilgili konuşalım. Bakayım çok da uzamış mı? Yok 5 dakika olmuş endeks yorumumuz. Yani hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Yani bu düşüşlerde de dedim işte herkesin gördüğü bo çalışmaz. İşte evet teknik olarak biraz sıkıntılıyız ama temel her şeyde teknikle iki tane çizgi çizmekle olmuyor. Hani baktığınızda enflasyon hala yüksek. Herhangi bir düşüş eğilimi yok ve 2024 Mayıs ayına kadar da böyle çok fazla düşüş beklenmiyor. Pik yapması 2024 Mayıs'ı bulacağı söyleniyor. E bu şartlarda siz hani borsadan çıktığınızda TL'yi satın almış oluyorsunuz. Tamam mı? Mayıs 2024'e kadar eriyecek olan TL'yi satın almış oluyorsunuz. E tabii hisselere de TL olarak yatırım yapıyorsunuz ama bir değer satın alıyorsunuz. Yani o TL ile bir değer satın alıyorsunuz. O değer de eğer güçlü bir şirketse, hani işleri tıkırında bir şirketse, işleri yolunda, bilançoları güzel, özellikle de ucuzluk kavramı bu, bu dönemde çok önemli olacak. O yüzden hep sizlere 2 aydır bunu vurguluyorum. Arkadaşlar BIST 30'a kayın. Bakın ben de portföyü sadeleştirdim. Yavaş yavaş böyle o BIST 30'daki ucuz hisseler bizi götürecek 10.200'lere belki 12.000'lere. Tamam mı? Tabi yan tahtalarda böyle ara ara böyle alevlenmeler olacak. Güzel işleri yolunda giden yan tahtalarda tabii ki onlarda da yükselişler göreceğiz ama burada ucuz olan Borsa İstanbul'un BIST 30'un lokomotif hisseleri ki bunlardan 3'ü bizim listemizin Mahşer'in 3 atlısı olarak adlandırdığımız demirbaşlarımız Türk Hava Yolları Koç Holding ve Tüpraş arkadaşlar mutlaka olmazsa olmaz portföylerin 3 hissesi diye hep belirtiyorum zaten. Ve fikirlerimde herhangi bir değişiklik yok. Bir miktar testler olur belki 8200'den bir tur aşağıya geliriz vesaire. Hani bugün de en yalıcı alıcı bof olduğu için insan biraz tedirgin oluyor. Yarın da salı, salı ve çarşamba genelde kırmızıya boyuyorlar bizi. Olabilir ama şu hedeften sapmamak lazım. Eğer 8200'e gelirse ben bir miktar kar ralidesi yaparım eğer buradan geri dönüş gerçekleşiyorsa. Eğer kırıp gidiyorsa zaten ellemeyeceğim. Ee, ama bu e, ana hedefler olan 9350 ve 10200 hedeflerinin gelme ihtimalini ben yüksek buluyorum. Yani ben e, diğer analistler ne yapıyor ama çok yazanlar da var işte hocam siz kıvırmıyorsunuz diyorsunuz. Gerçekten de öyle yani hani düşerken de o 7400'lere geldiğimizde ben ne diyordum? Hani 9350 gelecek 10200 gelecek, gelecek yani. Hatırlarsanız eski takipçilerim bilir. Bu Naci Abal, görevden affını istediğinde endeks o zaman 1400 lira falan düşmüştü. Ben de diyordum ki ya arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Merak etmeyin bu endeks 2800 olacak dedim. Hani işi olmayan uğraşmak isteyen varsa o topluluk kısmını böyle bir yıllık aşağıya kaydırsın. Bayağı da zor olacaktır. Belki zamanı bile yetmeyebilir ama bir yaz tatilimde denizin kenarına 2800 diye böyle kumsala yazmıştım. O zaman daha 1400'lerdeyiz. Hani herkes bana diyordu yuh, yuh hocam ya işte olur mu işte ekonomik kriz var ülkede işte Naci oldu oldu falan. O 2800'ü 4 ile çarptık biz. O 2800 geldi sonra 4'e katladık neredeyse. Yine gelecek 9350 ve 5 dolar hedefi koyuyorum Borsa İstanbul'a. Biraz iddialı konuşuyorum. Hani belki yarın eksi 2 de görebiliriz, eksi 5 de görebiliriz yarın. Ama ben 2024 yılında çok büyük böyle ekstrem gelişmeler olmadıkça işte ne bileyim Mehmet Şimşek'in görevden affını istemesi falan filan jeopolitik bir risk, savaş, salgın. Bunlar olmadıkça ben 5 dolar hedefine gideceğimizi de düşünüyorum ve çok iddialı da bir hedef arkadaşlar. Katılırsınız, katılmazsınız. Bu benim kendi görüşümdür. Ayrıca yatırım tavsiyesi de değil. Biliyorsunuz ben ben ve benim gibi birçok analiz hani bu şekilde yorumlarını yapıyor ve sonunda yatırım tavsiyesi değildir diyor. Demek zorundayız. Tamam mı? Bunu bunu kıvırmakla karıştırmayın. Bu ayrı bir şey. Ben analizim neyse onu söylüyorum, dikte ediyorum ve hep o analizim neyse onun peşinden gidiyorum. Ha e tabii fikir değiştirdiğim zamanlar oluyor hisseler bazında özellikle mesela yayla hani çıkıp patron 15 liradan mal satıyorsa diyorum ki arkadaşlar bundan bir cacık olmaz. Hani önce aldığımız, listeye aldığımız güzel olan şirketin patronu böyle bir U dönüş yapıyorsa biz de mecbur yapmak zorundayız. Hedeflerimiz gelecek arkadaşlar. Burada sabredenler bu 5 dolar hedefini de görecekler. Türk Hava ile devam edelim. Türk Hava 270 TL direnci vardı. Yatay direnç. Bak bu da çok önemli. Bak burayı dikkatli dinleyin. Hani ben e, sizlere dedim ya arkadaşlar burada yatay bir direnç var. Bu direnci böyle. Hani böyle e, ya bak burada direnç var hadi satalım modu yapılıyor bence burada. Yani bu bu tekrar güzel bir dönüş yapacaktır. Hani bu kadar kolay değil. Yani bunu hani ilkokul çocuğuna göstersen. Aa bak burada satış yemiş 270'te. E buraya geldiğinde burada da satış yiyecek. Heh, şimdi onu inandırmaya çalışıyorlar. Borsa İstanbul ve BIST 30'un en ucuz kağıtlarından bir tanesi hala Türk Hava Yolları. Burada böyle bir oyalama taktiği yapılacak ve sonrasında çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu hemen yarın olacak, haftaya olacak, önümüzdeki ay olacak değil. Tamam mı? Orta ve uzun vadeli yatırımcılar bu anlatmış olduklarından bir şeyler kapmaya çalışsınlar. Geri çekilmelerde 253 TL ilk destek seviyemiz olurken 270 TL ise direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle hemen Matrix ekranımıza dönelim. Türk Hava Yolları'nın aracı kurum dağılımını bir kontrol edelim. İlk 5 alıcı %82, ilk 5 satıcı %81. En iyi alıcılara baktığımızda ak yatırımlar 1.4 milyon lotla ikinci sırada da Bank of America var. Diğer var daha sonra aslında 616 milyon lotla. E, satıcı tarafına baktığımızda deniz yatırımı görüyoruz. 1.6 milyon lot ile en iyi satıcı durumda. Denizin satışları olmasaydı bugün tıpkı Tüpraş gibi Türk Hava Yolları'nda da bir %2, %3 yükseliş görebilirdik. Bu Denizbank'ta da ilgili böyle bir sıkıntılar var falan. Çok da takip etmiyorum. Bir şey fonuymuş falanmış filanmış. Hani ona mı kaynak yaratmak için böyle satıldı bilmiyorum. Ama deniz yatırımı satışı olmasaydı bugün güzel bir yükseliş görecektik. Türk Hava ben yine de beğendim yani aracı kurumda alımını. Özellikle Ak Yatırım ve Bofan'ın ikisinin de aynı anda alıcı tarafında olması güzel. Geldi Koç Holding'e %0.7'lik yükselişle yatay hareketlerine devam etti. Bakın bu da zamanını bekliyor. Hatta güzel de fırsat veriyor. 55 günlük hareketli ortalamamız 140.5. Yukarıda ise ilk etapta 145 TL var. Bakın şurada süper trend üst bandı 4 saatlikte. Önce burayı kıracağız 145.5. Daha sonrasında da 151 TL direncini zorlayacağız ki ondan sonra adam olacaktır. Tamam bu yatay hareketleri bırakacaktır ve ben bırakmasını da Bekliyorum. Geri çekilmelerde ilk etapta 140 daha sonra da 134-135 bandı ana destek seviyemiz olarak takip edeceğimiz seviyeler arkadaşlar. şöyle koç holdinge de hemen bir bakalım. Bugün bir para çıkışı olmuş. Bakın %0.7'lik yükselişe rağmen. En iyi satıcıya baktığımızda ak yatırımı görüyoruz. HSBC'yi görüyoruz. En iyi alıcıya baktığımızda ise diğeri ve iş yatırımı görüyoruz. Bugünkü %0.7'lik yükselişe rağmen para çıkışının olduğu bir aracı kurumda alımı da olmuş arkadaşlar. Geldik TÜPRAŞ'a bugünün listemizin en iyisiydi. %3.65 ile tekrardan 154.8 yatay direncinin üzerine çıktı ve 166.2 kapısı tekrardan aralandı. Geri çekilmelerde 150.2 21 günlük hareketli ortalamamız ve destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aresel göstergemiz pozitif. 59 şu anda kendi hareketli ortalamasının da üzerinde. Makte indikatörümüz ise e, Cuma günü bir Küçük bir miktar saat vermiştik şimdi tekrardan ala döndü. Ve sıfır seviyesinin üzerinde ala dönmesi çok daha güzel. Ve bu yolculuğun bu 166 TL yolculuğunun devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar kısa vadede. Hemen TÜPRAŞ'a da bir bakalım şöyle aracı kurum dağılımına. Bugünkü yükselişte güzel bir para girişi olması beklenir. Bakalım olmuş mu? Evet güzel bir para girişi olmuş. %3.65'lik yükselişi destekleyen bir aracı kurumda alımı. İlk 5 alıcı %88, ilk 5 satıcı %63. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of Amerika'yı görüyoruz. Endeks'in de en iyi alıcısıydı. 1.6 milyon lot. En iyi satıcı ise diğer olmuş arkadaşlar. 1.3 milyon lot ile. <laughs> Pardon. Ee, güzel bir aracı kurumda alımı ve para girişi olmuş. Muhtemelen de para giriş çıkış ekranında para girişinde ilk sırada görme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar kendisini. Geldik Astor'a. Ne tür bir kapanış yaptı? Astor'la ilgili e, hep ezberlediniz zaten. 100 günlük hareketli ortalama var. 110-112 bandında. Yukarıda ise 118-120 bandında 21 günlük hareketli ortalaması var. Burada sıkıştı arkadaşlar. Burada sıkıştı. Şuradaki gibi bir toplama bölgesi olabilir. Bak burada da 21 günlükle 55 günlük arasında sıkışmıştı. Günler, haftalar hatta aylar sürdü buradaki sıkışma. Sonrasında yukarı bir patlama meydana gelmişti. Tekrardan yani şuradaki bölümü burada yaşıyor olabilir. Bak birbirinin kopyası gibi tamam mı? E, sabredeceğiz. Ha, ne zaman sıkıntı olur? 110 TL'nin altında günlük kapanışlar gelirse o zaman sıkıntı olur. Bak burada 21 haftalık ortalama da var. Yani eğer o 110'un altında bir Günlük kapanış hatta 110'un altında bir haftalık kapanış gelirse 98 TL'ye kadar geri çekilme ihtimali var. Hani demeyin ya işte hocam olur mu ya falan demeyin. Piyasa bizim babamızın malı değil arkadaşlar. Öyle bir düşer ki. Ama şu anlık destek güzel çalışıyor. Ama yukarıdaki direnç de güzel çalışıyor. Böyle sıkıntı olan yanı. Burada bir sıkışma var. Ama dediğim gibi şu 2023 Mayıs ayındaki hatta şöyle Mart'tan başlayıp Mayıs'a kadar ki bu toplama alanı. Bakın kaç ay sürmüş? 3-4 ay sürmüş değil mi? pardon 3 ay sürmüş Mart. Bak Mart, Nisan, Mayıs hatta Haziran da var bak Haziran 21 Haziran. 3-4 aylık süren bir toplama mevsimi olmuş arkadaşlar. Hemen da bir bakalım. Aracı kurum dağılımına bir para girişi vesaire para çıkışı var mı? Evet nötr kapatmasının nedenlerinden bir tanesi ilk 5 alıcı %72 ilk 5 satıcı %74. Yani dengeli bir aracı kurum dağılımı en iyi alıcı şeker yatırım diğer ve deniz yatırım. En iyi satıcı iş yatırım ve diğer alınmış arkadaşlar. Yani hissenin de performansına yansımış. Yani açıldığı gibi kapanmış. Çünkü al, alıcı da yok satıcı da yok. Böyle, böyle bariz şekilde. Evet geldik şok markete. %0.84'lü kayıpla şuradaki süper trend desteğine doğru inecek gibi görünüyor. 57.70 bunun altına sarkarsa o zaman bir e, sıkıntı olabilir. Biraz daha inip 55 olan 100 günlük hareketli ortalamasına değebilir. Bugün de sabah topluluktan da yazdım. İşte Şok Market, Akçansa gibi böyle BIST 30 dışı hisseleri biz de mi artık listeden tahliye etsek, göndersek diye çoğunuzdan da olumlu yorumlar da geldi. Hani şu an bu hissede zararda olan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bunu listeye aldığımızda şurada 49 TL seviyesindeydi. Şu anda hani kırmızı kızarmış hali bile 59 TL. Yani bizim listeye aldığımız günden 10 lira daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili hafta içinde bir anket yapacağım arkadaşlar. Tabi perakende sektörünü elemek de istemiyorum ama eğer enflasyon düşecekse önümüzdeki süreçler için konuşuyorum. Perakende sektörü de böyle çok fazla ekmek yemez. Tamam mı? Enflasyonun düşüşünde, düşüş sürecinde. 57-70'i yine de takip edeceğiz. Portföyümde de var bu arada. Duruyor. Duracak bir sürede. 57-70 takip edeceğimiz destek seviyesi olurken 62.20 20 Kaufman hareketli ortalaması ve direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle hemen şok marketinde alıcı ve satıcılarına bir bakalım. Takasları, para çıkış, giriş çıkış ekranı çok kötüydü ve yine çok kötü arkadaşlar. Bakın 2 haftadır para çıkıyor hisseden de 2 haftadır yabancı satıyor. Kim bu? Tera Yatırım, HSBC, Ünlü Menkul, Bank of America, Info. Burası Şampiyonlar Ligi. Burası şey neydi onların adı ya? O liglerin adı. Kırmızı grup, beyaz grup vardı ya. ikinci lig. Veya burası bal ligi. Şampiyonlar ligi bal ligine ne yapmış? Vurmuş. Burada bal liginde de en iyi alıcı kim olmuş? Diğer olmuş. Bakın takasları iki haftadır dökülüyor. Para çıkışı iki haftadır devasa boyutta. Yabancı satışı iki aydır devasa boyut. iki haftadır diyeyim devasa boyutta. O yüzden şokta böyle o 57'ler gelebilir. Hatta altına bile e, sarkabilir. Tabi şu gözle de bakmak lazım. Hani o kadar satışa, o kadar para çıkışına, o kadar yabancı satışına rağmen hala burada yine 59'da tutulması bile fena değil. Takip edeceğiz arkadaşlar. Hani müneccim değiliz ama durum bu. Veriler yabancının sattığını bir para çıkışı olduğunu gösteriyor hissede. Geldik Akçansa'ya. Bugün yine sabah e, şey gibi şok gibi e, Akçansa'yı da yazdık. Hani bunların ikisini elesek mi artık diye. Ee, bu da sınırları biraz zorlamaya başladı. Evet 149.6 süper trend alt bandı ve destek seviyesi. Onun da altında 146 TL 100 günlük. 146'nın altında günlük kapanış görüyorsak o zaman korkmalı mıyız? Evet korkmalıyız. Ee, Tabi bu şirketten kaynaklı bir durum değil. Hafta sonu analizinde de anlattım. Çimentolarla ilgili hükümetin almış olduğu bazı kararlar var. Zam yapılmayacağını taahhüt ettirdiler indirim yapacaklarını taahhüt ettirdiler. O yüzden böyle çimentoların hepsinde yani sadece Akçansar'ı değil hepsinde bir sıkıntılı süreç var arkadaşlar. Şirket tabii ki de güzel ama hani konjonktür neyse biz de ona uymak zorundayız. 146'nın altında bir günlük kapanış gelirse hisse sata döner arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Elimde var mı? Var. Ben de bu 146'yı bir kar stopu seviyesi olarak kullanacağım. Çünkü alım yerimiz zaten 128, 130, bandıydı listeye aldığımızda. Yukarıda ise geçmesi gereken bazı dirençler var. Bunlardan ilki 21 günlük hareketli ortalama 163-164 bandı olacak arkadaşlar. Şöyle hemen Akçan Say'a bir bakalım. Bugün listemizde en çok düşen de %1.29'luk düşüşte ve bir para çıkışı da olmuş. İlk 5 alıcı %70, ilk 5 satıcı %88. En iyi alıcıya baktığımızda diğer olurken en iyi satıcı ak yatırım. Şunu defalarca anlatıyorum bakın. Sabah borsayı açtınız. Yüzde bir yukarıda her şey yeşil. Sen alamamışsın ve kırmızı bir hisse arıyorsun. Diyorsun ki ya her şey uçtu tüh ya alamadım. Ne yapayım şu listeye bakayım. E kırmızı hangisi varsa alırım. Nasıl olsa endeks yeşil ya o da yeşerir. Tabi bir uyanık <laughs> siz oluyorsunuz ya. Bak ne oluyor daha da kötü hale geliyor o zaman. Ve şuradaki diğer onu yapmış bugün. Buna dikkat edin. Eğer sabah açtınız endeks yukarıdan açılmış yem yeşil her yer. Hangisi çok yeşilse gidin ona girmeye çalışın. Kırmızı olana girmeyin. Yani endeks yukarıdayken bir hisse kızarıyorsa bil ki endeks boynunu azıcık aşağı büktüğünde ilk en önden o düşer. Tamam mı? Bir hisse endeks giderken gidemiyorsa onda bir e, sıkıntı vardır arkadaşlar. O gün için konuşuyorum tabii ki. Para çıkışında olduğu bir aracı kurumda alım olmuş. Evet şöyle endeksin geneline baktığımızda 140 milyar TL hacimli diyebiliriz artık. Geçtiğimiz aylarda 250-300 milyar TL hacimleri görüyorduk. Artık 110, 105, 115 bunlar alıştığımız için 140 biz artık hacimli diye geliyor. 140 milyar TL hacimle günü kapattık. En iyi alıcı Bank of America 1.8 milyar TL. Ve siz hemen tedirgin olduğunuzu hissediyorum şu an. Yarın kusar mı hocam diye. E ağzını bantlayalım kusmasın. Evet, kötü bir espriydi. Bu arada bilgisayarımdan da bir ses geldi. O kötü espriye bilgisayarda bir cevap verdi. Ben basmadım yani herhangi bir yere. En iyi satıcı ise diğer olmuş. Genelde böyle günlerde endeks zaten yeşil oluyor. Geldik para giriş çıkış ekranımıza. Altın sertifikasına da bakacağım arkadaşlar. Şu para giriş çıkış ekranını bir halledelim. Şu kurum sayısını bir türlü kaydetmeyi beceremedik. Arkadaşlar da çok yardımcı olurlar ama olmuyor arkadaşlar. Bende olmuyor. Kaç dakika olmuşuz? 22. İyi güzel. Şu ayarlarımızı kapatalım. Evet. Geldik baktık. Tüm senetlere 359 milyon TL para girişi olurken biz 30'a 569 milyon TL para girişi olmuş. Yani biz 30'a para girerken aslında yan tahtalardan girmiş bu. Yani yan tahtalarda bir çıkış olduğunu görüyoruz ve aylardır, aylardır demeyeyim 2 aydır da söylüyorum. Bunun hazırlığının yapın sizler de diye. Evet bak en iyi para girişi TÜPRAŞ'tadır dedik ama yanıldık bak Akbank'ta yapı kredi var. En iyi para girişi baktığımızda bankalar bugün öncü et, öncülük etmişti endekste. Akbank birinci sırada, yapı kredi ikinci sırada, TÜPRAŞ 3, İş Bankası C, Ereğli, Emlak Konut, Konya, Fener, Garanti, Aksa, TSKB, Aselsan, Gözde Mavi, Sasa, Alarko, Mekak, Borles Otomotiv, Edata, Martı diye gidiyor. Türk Hava var, Şişe var, Para çıkış ekranımıza da gelelim. Koç Holding var. Enerjisa. Ama bak 51 milyon çok az. Enerjisa. Bimaş. Dojo. Bu da Türk Hava yemek dağıtan şirket olması lazım. Şok Market. Pegasus. Kontrolmatik Mia Teknoloji. Turkcell. Zoran. Sahol. Vespe. Sahol'u düşünüyorum listeye alma yönünde eğer akçansa ve şok gidecekse eğer. Tabi tam karar vermedik. Smart Güneş Enerjisi. Ee, Borusan. Akpen. Yenilenebilir Enerji. Para çıkışı. Çimsa. E, Bandırma Gübre. Gübre. Euren, İsmen, Enka İnşaat, Katılım Evim, Esen, Tapgıdağ diye gidiyor bu şekilde arkadaşlar. Geldik vadeli pastaya. Ha bir dakika vadeli pastaya değil. Yabancı takas oranı. Evet yabancı takas oranı yerinde sayıyor. 35.21 olmuş. 35 35'lere düşmüştük. 35.20'ye yükselmişiz. Gelelim dolar bazlı olarak endekse. Dolar bazlı endek süper trendten daha önceden dönmüş müydü? Bak şuradan dönmüştü. Hatta sahte bir Al sinyali de vermiş. Yanlış olmuş. Şimdi burada 282.9 doları takip edeceğiz. Biz kaçız? 280.49. Aynı zamanda Trading View'deki o 8205 direncine de denk geliyor olabilir. Takip edeceğiz arkadaşlar. Vadeli pastaya bir bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet vadeli pasta da gelmiş. 27 Kasım tarihi kontrol ediyorum ki ne olur ne olmaz. Evet bugün en iyi longcu diğer olmuş. Bak bu kötü. HSBC, HSBC 5000 lot short kapatmış. İş yatırım 4000 lot short kapatmış. Bank of America short'un gözüne vurmuş. 8700 long short açmış. Yarın dikkat. O yüzden tamam mı? Salı sallanır demiş. Bank of America. Dikkatli olalım yarın için. Yani dikkatli olalım derken özellikle o için diyorum. Yoksa hissesi olanlar için herhangi bir sorun yok. Bizim hedefler gelecek arkadaşlar. Şöyle kümülatif pastaya bir bakalım. İlk 10 alıcı %98, ilk 10 satıcı %92. Bak yavaş yavaş böyle beraberlik bozulacak gibi. Of bak şu şunu gördüğüm güzel oldu. Bak buradaki diğer 30 bin not short var. 30 bin not short var burada. Diğer küçükleri. E, longçulara baktığımızda yani e, alanlara baktığımızda yine her zamanki gibi birinci sırada yapı kredi. Diğer daha az. Şu anda 1-0 olmuş gibi arkadaşlar long tarafı. Yani alım. Endeks yükselecek diyenler bu, bu balinalar arasında bu bir oyun alanı. Viyop dediğimiz yer vadeli işlemler. Burada endeks yükselecek diyenler 1-0 önde yoğunluk olarak arkadaşlar. 25 dakika son olarak da altından ve altın sertifikasından bahsedelim. Bir dakika altın sertifikası için şu trading bir ekranıma döneyim. Evet şöyle altına başlayayım isterseniz. 16 bak 2009. Burada yatay direnç var. Az önce 2012'leri falan gördü. 2018'leri görmüş. Şimdi 2011'e geri gelmiş. 2009'un üzerinde günlük kapanışlar görürsek 2068'e kadar gitme ihtimalimiz var. Geri çekilmelerde 21 günlük 1976'yı takip edeceğiz. Altına baktığımızda altın evet güzel oldu. Şurada bir al sinyali geldi arkadaşlar. Şuralarda satanlar için ki ben de bunlardan biriyim. 20.60'da satmıştım son parçayı. Daha sonrasında ne dedik? Şurada 19.10 ile 18.50 arası. Bak şunu ben yeni atmadım bak. Tarihler Kasım ayının ilk haftasını gösterdiğinde dedi ki bak buralarda toplanabilir. 55 günlükle 21 günlük hareketli ortalama arasında toplanabilir dedik. Topladıysanız güzel oldu. Ve burada bir al sinyali geldi günlükte arkadaşlar. Tıpkı şurada olduğu gibi devam edecek. Nereye kadar? 20.75'e kadar devam edecek gibi görünüyor. Dolardan da kısaca bahsedelim. Dolarda 31.30 arkadaşlar tamam mı? Şimdi burada bana FIBO tekrardan çizdirmeseydiniz iyi olacaktı veya keşke de kaldırmasaydım. O FIBO'yu nerede bizimki? Yok yanlış yere çektik. Bu değil. Bu değil. Bunu kaldırıyoruz o zaman. 31.30 arkadaşlar. Şimdi onu çok milimetrik hassas teraziyle çizmem gerekiyor, o yüzden şimdi burada. Zaten şunun grafiğine baksana, bu ne bu böyle ya? Ejderha gibi, böyle ip gibi. Evet. 31-30 yıl sonuna kadar görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Evet, yarın Salı borsa genelde sallanıyor, Bofa da short tarafına geçmiş, short açmış bugün. Belli olmaz, kısa vadedir, testeredir. 8200'e geldiğinde ekranlar açacağım demiştim. Yarın ekran açabilirim. Tamam mı? Onun da sinyali vereyim size. Yarın ekranları açacağım, bakacağım duruma göre. Eğer Bofa satıcı tarafındaysa, bugünkü aldığının iki katını satmaya çalışıp endeksi kızartmaya çalışıyorsa ki saat 11'e kadar belli olur o. O zaman ben de bir miktar ne bileyim Tüpraş'tan, işte iyi yükselenlerden işte Türk Hava falan bir miktar minik kar realizeleri yaparım, daha alttan alabilmek adını. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.